Hepinize selam dostlar. Hepiniz yepyeni ama çok tatlı videoya hoş geldiniz. Karşınızda Farmer's Life var. Free Minds tarafından geliştirilmiş bir oyun. Hatta ilk oyunları diyebiliriz. Yayıncılığını Playway üstleniyor. Yine bir enteresan, eğlenceli bir oyun. Oyunun yapısı ne düzeyde derseniz hayatta kalma çiftlik oyunu diyebiliriz. Ama çok daha fazlası var işin içinde. Çünkü avlanmak da var, balık tutmak da var. Farmer's Dynasty'yi hatırlıyor musunuz? Böyle detaylı bir çiftlik oyunuydu. Çatılarınızı tamir ediyorsunuz, seracılık kuruyordunuz, götürüp satıyordunuz, mallarınızı alıyordunuz vesaire vesaire. Burada da o mantık var. Çok daha ötesi var ama çünkü daha geçmişe dayanıyor. Birazcık daha eski tipti, böyle traktör bile ilk etapta yok. Sonradan tamir ediyorsunuz kendi traktörünüzü. Belki çünkü traktör var bahçemizde. Neyse, daha fazla detay oyuna geçince anlatayım. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Oyun şu an demoda. Çok kısa bir demosu var ama sizin için yeterli olacaktır. Oyunun çıkış tarihi belirli değilmiş. Ben Mart diye hatırlıyordum. Belirli değilmiş ne yazık ki. Çıkış tarihini bekleyeceğiz. Çıktıktan sonra da oynayacağız. Farmer's Life. Başlayalım. Dön, 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 dön. FPS'ler düşüyor yani. V-Sync açık ama. Optimizasyonunu şey yapmayın. Maruz görün birazcık. Sıkıntıları yok değil. Atıyor bazen oyundan vesaire. Dün yayında oynadık, test ettik. Bir noktada da attı hatta. Mayıs 1954'te geçiyor hikayemiz. Allah'ım, neden bu kadar aydınlık ki? Benim kafam uçacak gibi şu an, patlayacak gibi. Dün geceki içkilerden sonra tek başıma da içmişim diyor. Annem ve babam, neden beni bıraktınız ki? Çiftlik alanımız da çok berbat bir durumda. Bunun da farkındayım. Ben de tabii ki de kötüyüm. Bu görüntü beni öldürüyor. Ölmek istiyorum. Ama ölüp de gidemem tabii ki de. Fluffy var. O bensiz ne yapar? Öylece bırakamam onu. Hava iyi görünüyor açıkçası. Gidip çalışsam iyi olacak. Ya da bugün çalışmasam lan. Şu şişeler neredeydi benim? Allah'ım lütfen beni affet. Eğer böyle bana bakarken üzgün olduğunu biliyorum diyor. Ya da belki üzgün değilsindir. Senden gelen bir işaret iyi olur. Herhangi bir işaret diyerek cümleyi bitiriyor. 1954'teki Kasimir. Karakterimizin adı Kasimir. Farmer's Life'ın demosuna hoş geldiniz. Sizin için birkaç gün ayırdık diyor Kasimir, hayatını tanımanız için. Tabii ki de hayatta kalmanız vesaire vesaire, bunları göreceğiz. Oyun çıkış tarihinde artık her şey daha güzel olacakmış. Bakıp göreceğiz. Şimdi ilk etapta mouse hareketleri ve ASD shift, her zaman gibi böyle oyunu ufakça öğretiyor. Zoom yapabiliyorsunuz. Fluffy bizim arkadaşımız, aslında bize yardımcı olacak kişi. Yani oyunu ilk öğrendiğiniz zaman sizi yönlendirecek kişi de Fluffy. Haberiniz olsun. Bu alan bizim genel çiftliğimiz. Burası da ekim yapacağımız yer. Şu anda 9 tane çubuğu topla diyor, yani görev bu. Tap tuşundan envanterinizi açıp oradan şuradaki kiloyu, burada ne olduğunu, elinizde ne ekipte olduğunu, yani elinize ne aldığınızı gösteren detaylar var. Onlara da geleceğim. Zaten oyunun bir sürü yönünü size anlatacağım. Merak etmeyin, o konuda içiniz rahat olsun. Tamam, şimdi 9 tane odun aldım. Odun nereye koyabilirim? Evin içine koyabilirim herhalde diyeceğim. Şu kenara koyayım. Aldınız böyle komple. Dur ya. Yapımcı bunu göstermiyordu ama. Yapımcı komplesini alıyordu. Hangi tuşla alıyordu acaba? Onların da canlı yayını izledim de böyle komplesini alıp atabiliyordu tek parça halinde. Ben bilmiyorum ama. Tek parça halinde hepsini de atabiliyorsunuz. Bakın burada anahtar var. İşte burada canlandı. Vallahi canlandı, gidiyor. Şurada bir traktörümüz var. Şu anda bunu yapamam ama bir gün göz atabilirim diyor. Yani o bir gün bu traktörün tamir olması demek olacak gibi duruyor. Şimdi açlık ve susuzluk değerlerimiz var. F ile yiyoruz, E ile alıyoruz. Tamam, bir tanesini de aldım. Buradan yine aynı şekilde su içebiliyorsunuz. Tamam.
Şimdi bu tarafa gel diyor. Bu aletlerin hepsini kullanabiliyoruz ama şu aşamada yoklar. Tabi tutorial gerektirdiği için mi acaba? Şurada hatta neredeydi lan o? Öbür tarafta mıydı o? Neyse geleceğim oralara da. Sırasıyla gidelim. Burada atımız var. Atımızın bir ismi yok. Ata bizi takip et diyerek dememe gerek kalmadan at çıktı direkt. Ne oluyor lan at? Dur bir kendine gel ya. Böyle bağlıyorsunuz ata. Bu bizim pulluk malzememiz. Böyle tutuyoruz tabii, el animasyonu vesairesi yok. Olsa çok daha güzel olurdu. Atımızı biz yönlendiriyoruz şu anda. Ama birazcık dengesiz. Atı beni takip et veya beni takip etme seçenekleriyle yönlendirebiliyorsunuz. Beni takip et diyerek koşturup istediğiniz hizaya getirdikten sonra artık kullanabiliyorsunuz bağlayıp vesaire bu tarz noktalar için. Yarın öbür gün atlara daha fazla detay olur mu? Atın üstüne çıkıp binebilir miyiz? Ya da ne bileyim, daha büyük bir at arabası falan yolculukta lazım olur mu bilmiyorum. 1954 yılından bahsediyoruz sonuçta. Teknolojik aletleri unutun. Her şey analog. Yüzde var üstte görüyorsunuz. O yüzde %100 olduğu zaman bu görev bitmiş olacak. Bu alan birazcık sıkıcı, birazcık da sorunlu. Çünkü at da tam dönmüyor istediğin şekilde, böyle ağır bir dönüş sağlıyor. Yani elinizle de yapabiliyorsunuz. Belki de ata hiç bulaşmadan elinizle yapmak daha mantıklı. Ben de birazdan şu atla biraz geçeyim. Ondan sonra elimle yapmayı da deneyebilirim. Atı kolay döndürmenin yönünü buldum. Ben araba oyunlarındaki gibi direkt böyle hem gaza hem döndürme tuşuna basarak hareket ediyordum. Öyle değilmiş. Direkt sadece sol sağ yapıyorsun. Bitti. Şimdi bitirdim. Tamamladım. Buradan finish diyorum. Tamam, bu işimiz bitti. Şimdi tabii ki hava epey karardı. Yatmamızı istiyor. Biz de gidip yatacağız. Dinleneceğiz. Yarın ola, hayrola diyelim. Kaç saat? 7 saat uyuyalım. July oldu artık. Mayıs'ı geçtik. Temmuz'a geldik. 2 ay geçmiş üzerinden tabii. Şimdi tek iki kişi olarak da 5 litre içki içmişiz. Fluffy de bize evin yolunu gösterecek. Ha, bu kadar da içmezsin kardeşim. Yani ne derdin vardı senin? Alkol problemi var ama yapımcı da açıklıyor bunu. Kasimir karakterimizin alkol problemi varmış. Onu zamanla yenecek mi yenmeyecek mi onu bilmiyorum tabii. Biz oynayıp göreceğiz hepsini çıktığı zaman. Bir de alan şu anda böyle çiftlik alanı sadece bizden ibaretmiş gibi gelse de oyunun tam sürümünde böyle olmayacak. Oyunun tam sürümünde buralar çok daha farklı olacak. Yapımcı böyle açıklıyor, en azından videolarda da böyle gözüküyor. Yani şu an bakın çevrede nerede içtik biz, nerede şey yaptık, nereden geldik, hangi yönden geldik, bu taraftan geldik. Bina gözükmüyor. Bina gözükmüyor. Ama oyunun son sürümünde artık her şey olacak. Çevrede komşular olacak, etkileşim olacak, kavga edebileceğiz, insanlarla konuşabileceğiz gibi gibi detaylar da var. Şimdi lie down and rest diyor, yatalım. Herhangi bir yerde yatamıyorum. Şurada bir yerde yatacağım abi. 3 saat yeter herhalde hikaye ilerlemesi için. Eylül'e geldik. Eylül 10, 1954. Yağmurlu, karlı. Yağmurlu herhalde, kar yok. Bir gece geçiriyoruz. Fluffy bizden önce uyanıyor. Kalk diyor bize, kalk. Aha, yangın çıktı. Hemencik hayvanları çıkarmam lazım diyoruz. Her yerde yangın var. Çıkın çıkın çıkın, inek. Tavuklar yanıyor, tavuklar. Şunu da açalım bir. Şimdi yangını söndürmemiz lazım. Bizim asıl olayımız o. Hemen şuradan dolduracağız. Böyle suyu söndürüyoruz bir kere de. En azından bunu kolay yapmışlar.
Ya bir Farmers Dynasty mekanikleri yok tabii ki de. Yani oradaki hem detay seviyesi hem mekanikler, fizikler çok hoştu ya. Oyun bildiğin çağ dışı bir şeydi. Lan tekrar canım çekti bak şimdi. Bir ara Farmers Dynasty 0 yok ya. Çiftlik işi çok sıkıcı oyunda da. Yani her şey çok yavaş ilerliyor ya. Bir tane böyle iş makinesi var. Şey, biçer bir tane var. Yenisi daha büyüğü, daha iyisi, işte daha iyisi bir tane vardı galiba, pardon. Toplam iki tane mi ne vardı? O yönü biraz sıkıyordu sanırsam. Şimdi merdiveni buradan alacağız. Çünkü merdiveni şuraya konumlandırmamız gerekiyor. Üste çıkabilmemiz için. Tamam. Çık bakalım. Elimizde suyumuzla beraber. Ya çıkıyorsun biliyorum. Allah. Tamam bitti, bu kadar. Sonunda bitirebildik çok şükür. Şöyle atlayabiliyorsunuz, nasıl olsa ölme yok. Hala Eylül ayındayız. Yangın sonrası tabi ertesi güne geçtik. Şimdi bunları tamir etmemiz lazım. Buralarda olgunlaşmış tarlamız gördüğünüz gibi. Tabi ekme aşamasını göstermedi bize. Biz onu ekebiliyoruz. Şu an bize bunu göstermese de tutorial'dan sonra görebiliyoruz diye hatırlıyorum. Hemencik işleri yapayım. Önce elime çekici alayım. Burada mı çekicim? Buradaymış. Tamam. Çık çık. Önümden çık. Bu Fluffy'yi de öldürebiliyormuşuz. İsterseniz öyle bir seçenek de mevcutmuş. Önce tuvalet tamiri. Burası bizim tuvaletimiz olacak. Şunu bir alayım. Kaç tane demir gidiyor üstüne? Bunun üstünün önce üst... Several planks. Aa, her yerine odun lazımdı değil mi bunun? Aynen aynen. Şuradan odun alabiliyorsunuz. Tabi odunun ağırlığı da var. Ağırlık fazla olunca ona göre basılı tutuyorsun. Bitti. Çatısı bitti. Otluk sesi bittiğini anlamına geliyor. Yine yetmedi ya. Tamam, şimdi bitti burası. Açıp kapatabiliyoruz. Burada tabi daha çoktan kim sıçtı lan benden önce? Bari ben sıçaydım ilk. 22 kilom var. Açlık ve susuzluk da biraz var. Şunları yiyeyim ben. Şurada bir tuş yok değil mi? Komple hepsini atabileceğim. Kesin vardır da ben bulamıyorum hala. Yapımcıdan izledim. O gayet yapıyor yani mis gibi. Çat diye halletti. Atım da geziyor. Üste demir lazım. Şu taraflarla başlayalım. Fazla da malzeme gitmiyor. İş bitince bitiyor. Yani böyle iş bitti de hala vurmaya devam etsem odunum gidecek mi mantığı yok. Haberiniz olsun. Onu belirteyim. İçiniz rahat olsun o konuda. Şimdi kaç tane alsam bana? 11 tane. Hadi 16 tane alayım da yetmeyebilir. 16 tane oldu aslında. Bir tane elimde vardı çünkü. Bunun 15 tane tam yetti ha. Bir tane eksik elimde vardı zaten. 15 gidiyormuş bir alana. Şimdi bunu böyle atalım. Şuradan demirimi alayım. Demir tabi daha mı ağır? 33 oldu. Kilonuz arttıkça yürümeniz ağırlaşıyor. Ne kadar fazla kilo o kadar ağır. Shift'te veya normal yürümeniz fark etmiyor. Hayır. Sen benimle geliyorsun. Şu çatıyı tamir edeceğiz. Güzel oturttum. Hep yamuk gidiyor. Ya sağa ya sola. Boş yapma step off tabi. Bakalım ne kadar gidecek. B
Bence yetecek. 16 gitti. Şey 15 gitti galiba. Burayı da 15 gider. Aynen, bir tane kaldı. Harika, bitirdim. Şimdi artık Fluff içmem lazım. Fluffy bana bir şişe bul diyor. Evet, burada tutorial aslında son buluyor. Epey kısa gördüğünüz gibi. Bu ana hikayenin sadece ufak bir kısmı diyor ve umarım da memnun kalmamışsın. Memnun derken böyle nasıl desem ya, daha fazlasının peşindesindir de, çünkü oyun olarak sana daha fazlasını sunacağız diyor. Daha fazla yapılacak şeyler, tamirler, işte yapılacak zor işler olacakmış. Shines never before, Radiant Cycle Root, okay. Yani kemik memek kırılmadı diyor hiçbir aşamada. Dramenal on the turn, okay. Yani önümüzde bol bol boş yıllar olacak diyor. Kısacası yapılacak işlerle beraber 1956'ya geçtik. 56'da mıydık? Şimdi burada aslında bizi rahat bırakıyor oyun ve diyor ki sen kendin keşfet. Bak sağa sola. Bakın şimdi çıktı. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir depo alanımız var. Ve ekilecek malzemelerin adları yazıyor. Kabak ekelim dersek misal. Şurada böyle. Bu aletin adı ne? Türkçesini bilmiyorum. Bizde Catman derler buna. I need to cut foliage first. Aa, müsait bir toprak alanı lazım buna şimdi. Toprak alanın var mı ki? Şurası uygun gibi. Bakın. Böyle böyle ekim alanı yapıyorsunuz. Yani atla yaptığımızın aynısı aslında diyebiliriz herhalde. Sonra bunu attım geri. Tohum aldım. Lan bir tanecik mi aldın sen? Hold shift. Ha, shift'e basın sonra. Okay. Tamam, çözdüm. Yazıyormuş orada. Dokuzunu da ver bana. Neden tek verdi de? Böyle ekim aşaması var işte. Onu bize göstermedi az önce ama böyle ekebiliyoruz malzemelerimiz, sonra yetişiyorlar. O kadar, yüzdesi de gözüküyor. Onun dışında hayvanlar, onları göstereyim. Yemek pişirme var, onları göstereyim. Hazır pişmemiş bir şeyler var mı? Yok sanırsam. Burada bizim yemek alanımız, her gün ekmek çıkıyor. Burada niye biliyorsunuz? Birkaç yiyecek içecek. Bunlar yumurta mı lan? Öküz gibi. Bu feneri açıp kapatabiliyorsunuz. Burası bizim fırınımız. İstersek bunu yakabiliyoruz. Mutfağımızda 4 tane gözü var. 4 gözünde farklı yemekler pişirebiliyorsunuz. Bayağı enteresan enteresan şeyler var. Şimdi bunu kenara koyacağım. Bunda pek işim kalmadı artık. Şuradan silahım neredeydi benim? Ha, şu tarafta. Kapan var. Kapkan mı deniyor hayvanları yakalamak için? Silahımı alalım. Silah animasyonları oyunun en berbat animasyonlarına sahip, onu söyleyebilirim. Hemen bir av yapalım. 9,5 kilo varmış. Şunları bir yiyelim. Hayvan epey yer kaplıyor, epey ağırlık. Yani geri dönüşümüz hızlı olmayacak. Yani bu evin dışına çıktığın zaman ortam ve atmosfer birazcık hayal kırıklığı, böyle kalitesi, doku kalitesi çok kötü gözüküyor. Sırtıyor direkt. Şurada hayvan var, yokmuş. Field of View şu an en üst seviyede ama yine de yeni yeni yüklenen şeylerin çıktığını görebiliyorsunuz. Yağmurlu havada çıkmasa mıydım? Hiç hayvan yok çünkü şu anda. Hayvanlar bile yağmurlu havada dışarı çıkmıyor. Vay be. Oyunda bu arada saat var. Şu anda öğlen 12'ymiş. O saate göre ilerletebiliyorsunuz her şeyi. Bu arada şurada römörk var. Orada traktör var. Ben size diyorum, bakın lastik falan var. Bu traktör biz zamanla tamir edip, römörkü de tamir edip bir şeyler yapacağız bunlarla, yani eminim. Game'imizi bulduk bakın.
Şimdi ah vuramadım galiba geyi. Ya çok uzaktan eğimi saçma gibi. Ha, reload. Yakınına gelince de hayvan da anlıyor. Çömelemiyorsun. Öyle bir şey de yok. Sadece koşma mı var? Kan çıktı, vurdum. Okey. Birazcık aşağıdan tutmanız gerekiyor eğimi. Hemen de düşmüyor hayvan ne yazık ki. Epey uğraştırıyor. İki oldu. Heh. Güzel vurunca düştü. Tamam. İki atışta indirebildim. Tabi vurduğumuz nokta da çok önemli. The Hunter'daki kadar detay yoktur tabi ama yine de az buçuk var. Direkt pick diyorum. Şu anda aldım ve 35 kilo oldu. Hızlıca koşup evime gidiyorum şimdi. Hemen bir su içeyim. Yoksa canımdan gitmeye başlayacak. Sol altta artık can barı, enerji barı, açlık barı, su barı şeklinde 4 tane ayrı barımız oldu. Tamam, fullledik. Yemeğimizi de yiyelim şuradan. Bunu fullemek çok önemli. Sebebi ise zaman aldığından ötürü. Bundan sonraki işlemimiz zaman alacak. Şunu atayım. Masanın üstüne koyma seçeneği diye bir şey yok. O üzücü. Şimdi every dead animal you deliver here may be processed meat and other items. Okay, just drag into your inventory stack table. Okay, bu da tamam. Direkt burada şimdi drag animal diyor. Şuraya hayvanı atıyoruz. Ve bize 5 saatlik bir işlemin olacağını söylüyor. Begin diyorum. O 5 saat diliminde işte hem karakterimiz yoruluyor hem susuz kalıyor. Hayvanı ayıkladık. Gördüğünüz gibi 8 tane et geldi. Ama epey acıktım ve susuzluk. Hallet şunu. Yiyebileceğim bir şeyler ayarlayayım hemencik. Şimdi hazır susuzluğu da gördük. Burası bizim depomuz. Burada evde depoda yıllık böyle yiyeceğiniz bir sürü şey var. Onları da alıp deneyebiliyorsunuz. Hatta şuradaki balığı alayım ben. Bu ne misal? Ha, tuzmuş bu. Vodka var burada. Süt var. Yani bu sütü, ekmeği falan hepsini kendimiz yapabiliyoruz herhalde. Şurada oltamız var. Şu oltayı alayım ben. Balık tutmayı göstereyim size son olarak da. Yapılacak bir sürü şey var ama bazı şeyleri bulamıyorum işte. Onları artık oyun çıkınca yaparız. Ne yapalım? Bir balık tutayım ki size nasıl pişirileceğini göstereyim. Tavasız da pişirebiliyorsunuz. Tavayla tabii daha keyifli oluyor. Dört gözünü de aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yani bir tavada balık pişirirsiniz. Öbüründe et kızartırsınız. Öbüründe bir çorba yaparsınız şeklinde değiştirilebiliyor. Tabii bu çorbalar için malzemelerini yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Hem öğrenmek de gerekiyor nasıl yapılacağını. Burası bizim balık tuttuğumuz dere. Buradan balıkları yakalıyoruz. Bakın geldi balık. Şu an çekiyorum. Ama bazen kopabiliyor. Bu sizin elinizdeki ipe bağlı. Bakın. İp aynı Fishing Barren Sea'de olduğu gibi kırmızı oluyor. Kırmızı oldukça salmanız gerekiyor. Yani hayvanı zorlamamanız gerekiyor. Aldım. Bu kadar basit. Bunu da bir kenara koyayım. Hazır bir tane karp balığı yakalamışız. Neyse bu karp bilmiyorum. Bakın şurada çiftlik alanımız daha var. Daha geniş. Hatta arka tarafında bir tane daha alanın ama bu bizim normal alanımız, pardon. Ya şu normal stick mi böyle kışt kışt diye. O değil. Şimdi start fire diyelim. Ekliyorum odunu. Bakın odun ekledikçe kaç dakika süreceğini söylüyor. Ha? Hayır. Çorba farklı göze. Aa, tava şimdi oldu. Şimdi oldu. Çay koydum birine de. Bakın hepsini aynı anda pişiriyorum. Aman yarabbim. Ne zaman pişecek? Bir saat diyor. Ateş ekleyelim. Çorba çok uzun sürüyor.
2 saat diyor. Oha. Ya, odun bitti. Süreler var her birinin. Fazla kaçırmamak lazım. 5 dakikaya hazırmış bu misal. Take off diyorum. Burada 9 dakikaya hazır. Çayın ısınması. Çay herhalde hazır bence. Bunu da aldım. Oo, fried fish'in niye böyle çıktı bu? Ha, pişmiş yemekler böyle çıkıyor. Muhtemelen oyunun son sürümde böyle gözükmeyecektir. Daha iyi gözükecektir. Çay da alacağım bununla beraber. Oluyormuş lan, tavaya gerek yokmuş. Az önce niye olmadı anlamadım. Yani sadece balık bulundurma mı gerekiyor? Belki de bir bug'dır bu. Kafamı kaldıramıyorum yukarı. Tamam, bunu da aldık bakın. Bu ne lan? Çorbayı böyle mi gösteriyor? Oo, sıcak sıcak. Aldım çayı da. Warming tea, tamam. Drag water here, suyu koyarsam su mu ısıtıyorum bilmiyorum. Odunu buraya koyacağım. Herhalde bunları depolamak için kapatma işlemi yok. Tamam, şimdi güzel bir çayımı içeyim. Şöyle bir animasyon hoşuma giderdi. Çorbamı içeyim. Oy, çorbaya bak. Boştur muhtemelen broth dediği çorba. Hepsini yedim. Allah. Ya oraya atma işte, kayboluyor orası ya. Etim gitti. Karpı da pişiremedim. Neyse, anlamış oldunuz kısacası. Balık tutma, yemek pişirme, bu tarz işlemler böyle dönüyor. Artık bunu da kapatabilirim. Escape'e basmıyorum. Açık mı duracak hep? Tamam. Ateş dönene kadar herhalde, kontrol etmek için. Bu oyundan da bu kadar. Daha fazlası artık oyun çıktığı zaman olacak. Haberiniz olsun. Hepinize teşekkür ediyorum ilgi alakanız için. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse tabii ki videoları beğenin. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bildirimler açın. Kanala abone olun falan filan işte. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.